Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kanki Canbaz size ıssız adam keki yapacak. On numara 5 yıldız. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Kanalıma hoş geldiniz. Hep böyle diyorlar. Bütün YouTube'da video çeken arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyor. Ben mutfağımıza hoş geldiniz diyorum. Anlatılmaz Lezzetler mutfağımızdan herkese selamlar. Bizi tercih ettiğiniz, tıkladığınız, abone olduğunuz dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye ettiğiniz için teşekkürler. Onur Market'in katkılarıyla bugün sizi kekleyeceğiz. Yanlış anlamayın, Türkçe bu. Nereye çekersen oraya uzuyor. Bugün sizi kekliyoruz arkadaşlar. Bugün Kanki Canbaz size ıssız adam keki yapacak. Issız adam kekini yalnız adam kanki yapacak. Ki buradan Cemal'cime selam gönderiyorum. Cemal'cim inşallah senin kadar güzel bir kek yaparım. Yalnız adam, ıssız adam, Kanki Canbaz. O zaman havuçla başlayalım. Bugün havuçlu, cevizli, tarçınlı bir kek yapıyoruz arkadaşlar. Ve sizi kekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle kekliyoruz. Şimdi ben havucumu şöyle rendeleyerek başlayacağım. Tabii önce havucumu güzel bir temizlemem lazım. Şöyle. Böyle çok fazla can canlı olmadan. Bak şimdi aklıma kim geldi biliyor musun? Bak nereden nereye geliyor. O aslında benim anlatacak o kadar çok hikayem var ki. Şimdi onları anlattığım zaman da yemeğin hüviyeti kayboluyor. Ya aklıma bizim şey geldi ya. Bak çocuğum resmi şu anda karşımda bana konuşuyor. Ne haber abi diyor. Ben onu bir türlü hatırlayamıyorum. Ya bizim Tatlıses Radyo'da kim vardı? Habil. Habil. Heh, Habil geldi. Buradan Habil'ime selam gönderiyorum. Onunla bir kek maceramız var bizim. Eyvallah. Birbirimizi keklemiştik. Keklemeye çalışmıştık. Ama hani diğer kekleme anlamının dışında da normalde hani yemek anlamında kek konusunda da bizim yine Turkuaz Radyo'da çalıştığımız Erdem vardı. Küçük Erdem. Küçük Erdem çok güzel havuçlu kek yapardı. Yapar yapar getirir. Biz de öğlenleri böyle götürürdük o kekleri. Çok güzel kek yapardı. Buradan kardeşime de selam gönderiyorum. Efendim, havucumu soydum. Önce rendeliyorum arkadaşlar izninizle. Güpür güpür. Tabii bunları devirmeden. Havucumuzu rendeledik. Yeterli. Şimdi bunları ziyan etmeyelim. Havucumuzu rendeledikten sonra şu kapağı ben azıcık açacağım. Ya da açmayayım ya. Biraz suyu salsın kendini. Kekte ölçü çok önemli. Öncelikle havuç hazır ise, havuç hazır. Hemen büyükçe bir kap alacağım arkadaşlar. Şöyle. Bana çok para verdik ya. Sırf bu kek için buna dünyanın parasını verdik ya. Hanım dedim, babaannemin dedim, çeyizinden kalma dedim, bir tane dedim, sefer tası var dedim. Bunun içinde yapsak olmaz mı dedim, yok dedi, olmaz dedim. O dedi, yapacağım dedi. Aksiyonun dedi dışarıdan gözükmesi lazım dedi. Hakan sen de buradan gelip de buradan ben bunu karıştırırken bunu çekmezsen bu verdiğim parayı harcarım. Ama sen dersen ki ben buradan geleceğim abi sen karıştırırken ben bu camın arkasından onu çekeceğim dersen eyvallah içim rahatladı. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır ve nazırız yumurtayla başlıyoruz. Yumurtamızı kırdık. Evet. Kabucuklarını dikkat ediyoruz. Kabucuklarına. Evet. Yumurtayla başladık. Ha bir de şey. Bak bu çok önemli. Kullanacağımız malzemeleri. Yani yumurtamızın, yoğurdumuzun, efendim şekerimizin, yağımızın oda sıcaklığında olması lazım. Hani yumurtayı aldınız, hemen dolaptan çıkardınız, buraya koydunuz. Olmaz. O zaman tutmuyor işte. Yani tutmuyor. Tutmamasının sebebi o. Oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. En önemlisi o. Şimdi yumurtayı ben biraz çırpayım. Azıcık, değil mi? Azıcık. Böyle bir
tahta böyle tutayım. Böyle maharetli el cihazlarımla böyle bir yumurtamı karıştırayım. Şöyle bir kendine gelsin. Efendim, yumurtalar okey. Şekerimizi koyacağız. Yasemin karıştırma. Bak sıralamayı ona göre yaptım. Önce dedim yumurta. Aynı otobandaki arabalar gibi. Hemen buraya atlıyorum. Böyle sıralamayı ona göre yaptım yani. Masayı, teçhizatımı, bütün zırhımı, silahımı, her şeyimi hazırladım. Hani geçen günlerde, geçtiğimiz bölümlerde ben bir hamur açmıştım ya. Yani oradaki şekil olmaması için işin içine un girdi mi ben abi biraz panika takılıyorum. Nedendir bilmiyorum yani. Şimdi şekerimi katıyorum. Bir su bardağı arkadaşlar. Bir su bardağı şekerimi attım. Şimdi bunu da böyle şekerimi eritene kadar, böyle biraz kendine getirene kadar şu şekilde karıştırıyorum. Bakın. Şekerimizi de attıktan sonra bunun içine bence yoğurt iyi gider. Hemen yoğurdumu kattım. Hadi bakalım yoğurdum da şöyle bir harmandalı yapsın. Tamam. Kaldığımız yerden yolculuk devam ediyor. Yoğurdumuzu, şekerimizi, yumurtamızı birbirine adapte ediyoruz. Peki artık yağını dök diyor. Adam diyor bu kadar diyor. Çene diyor. Bıktım diyor. Yıllardır diyor. Aslında ben böyle değilim biliyor musunuz? İnan olsun böyle değilim. İnan olsun böyle değilim. Ben normalde yayında çok konuşurum. Böyle işte kamerayı gördüğüm zaman çok konuşurum. Hakan şahit ya. O kadar seninle 10 bin kilometre yol yaptık. Balkanları gezdik. 103 tane Balkan ülkesini gezdik beraber. Ben ekstrem dışında çok fazla konuşan bir adam mıyım? Kameradan bana kafa sallıyor. Evet mi hayır mı? Evet. Peki abi. O zaman susuyorum. Hızlı hızlı devam ediyorum. Yağımı da ekledim. Şu ana kadar ne yaptık? 3 tane yumurta kırdık. 1. Bir bardak şeker, su bardağı. Ardından bir bardak yoğurt. Üstüne de bir bardak bereket, şurada bereket ayçiçek yağımız var. Bir bardakta bereket ayçiçek yağımızı koyduk. Ondan sonracığına karıştırmaya devam edeceğiz. Bu işin özü karıştırma. Sizi keklemeye devam ediyorum. Keklemeye devam. Durmak yok, yola devam. Şimdi bence unları katma zamanı geldi. Unumuzu katıyoruz. Önce bir bardak unu katalım ki biz bunu karıştırırken diğer ikinci unu karıştı ama birazcık kıvamını tabii oturtturduktan sonra ikinci bardak unumuzu katacağız. Bakın tam hani dediğimiz o kekvari mod var ya yavaş yavaş ona yaklaşıyor arkadaşlar. Mal ağırlaştı. Karıştırırken zorlanmaya başladım. Dedikten sonra şöyle alıyorum bakın şuradaki unları falan. Hemen ikinci bardağımı bocalıyorum. Hatta bakacağız. Böyle biraz daha tam iki bardak olmayabilir. Şu kadar kalsın. Duruma göre bakarız. Yoğunluğuna göre bakarız. O çok önemli. Şimdi karıştırmaya devam. Harbiden çok ağırlaştı ya. Bahsettiğim üzere istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ne yapacağım? Önce kabartma tozu, sonra vanilya. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, yola devam arkadaşlar. Efendim, bunları koyduk. Biraz daha karıştırmam lazım. Şimdi hem kabartma tozunun hem vanilyanın iyice nüfuz etmesi lazım hazırladığımız kek hamuruna. Çok karıştırmadan, evet. Şimdi ne kaldı? Cevizimiz kaldı. Avucumuz kaldı. Bir de olmazsa olmazımız toz tarçın. Şimdi ben vallahi toz tarçın yerine taco baharatı koyacağım. Biliyor musunuz? Bak sen rezille. Vallahi uzun bir şapka. Başı çöktük daha sonra. Vallahi bile gözler de görmüyor. Dur ben gözlüğümü, ama gözlüğümü de almışım ben buradan bak. Alen. Niye oğlum gözlüme sen çıkıyorsun? Peki, tarçın nerede? Şöyle bir yaklaşayım. Evet, tarçın tepurdaymış. Özür dilerim. Vallahi billahi taco baharatı atıyorum. Bütün sosyeteyi rezil olacaktık abi. Okey. Evet, tarçın. Eyvallah. Şöyle
bir. Hadi bu da benden olsun. Şöyle. Yani 1,5-2 arası bir şey kullandık dostlar arkadaşlar. Sen durasın şurada. Karıştırmaya devam. Hadi bakalım. Ortalığı karıştırıyoruz. Bugün sizi kekliyorum. Bak az kalsın takolu kek yapıyordum size. Tako baharatlı kek yapıyordum. Bayram mı abi? Nasıl yazmış o yazıları? Küçücük tarçın, tako baharatlı. Ne alaka? Tako başka, baharatlı başka, tarçın başka. Efendim dedikten sonra şimdi buna hani o ilk başta bismillah dediğimiz vakit hazırlamış olduğum havuçlarım var ya, o havuçlarımı şimdi onları buluşturmam lazım abi. Evet, şunlar da ziyan olmasın. Evet, israf haramdır. Aldık abi. Atıyorum bocalıyorum içine. Attım abi. Çok güzel istilacı oldu. Bir şey yok değil mi? Karıştırmaya devam. Hadi bakalım. Havuçlarımızı attık. Atar atmaz kabartma tozumuzun kabartma etkisinin geçmemesi için cevizleri attık arkadaşlar. Cevizleri de attık. Abi devam. Evet, cevizleri de attık abi. Cevizler de geldi. Evet, cevizler de geldi. Nasıl kabardı o anlatamam size yani böyle. Bas kabardı yani. Eyvallah. Çok güzel oldu ama. Harika oldu. Evet, harika oldu. Takolu yapmadık iyi ki. Şimdi bir tur daha karıştırdım abiler ablalar. Bakın şimdi bunu. Şimdi bu burada duruyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Kek kalıbımızı aldık. Şimdi ben bunun içerisine biraz fazla yağ koyacağım. Bakın biraz fazla. Sakın olacağım olmaz bu kadar yağ konulur mu demeyin. Bakın ben buna biraz fazla yağ koyuyorum. Neden? Çünkü kekimin kalıbını çok iyi yağlamam lazım arkadaşlar. Keki çok iyi yağ. Biz tereyağını kullanmıyoruz. Normalde tereyağı da sürebilirdik ama biz ayçiçek yağı kullanıyoruz. Yani problem olmasın. Tercih meselesi. Şimdi benim bahsettiğim üzere bu Can'ın kek kalıbını özellikle böyle biraz hani uğraşarak çok güzel yağlamam lazım arkadaşlar. Bu yağlama çok önemli. Hani derler ya, yapma bana yıkama yağlama. Onun gibi ama burada gerçekten yıkamayı, yağlamayı çok iyi yapmak lazım. Efendim şöyle tamam. Evet, güzelce yağladım. Şimdi geldik işin püf noktasına. Şimdi tamam, buralara amenna. Ama çünkü buraya döküp bir biliyorsunuz kek kalıbının özelliği şu kısımları çok önemli. Bakın buraları biraz daha fazla yağlayacağım. Buralar çok önemli. Buraları biraz daha böyle yağlamam lazım. Yağlamazsak çünkü çıkartırken burası problem yaratıyor. Ben buraları da çok güzel yağladım. Dediğim gibi siz tereyağınla da yapabilirsiniz. Tercih meselesi. Biz fakir büyüdüğümüz için ayçiçek yapamıyoruz. Bu arada şimdi ben böyle çok uğraştım ya bunu böyle karıştırmaya. Ondan sonra şimdi hani Allah kimseyi yoklukla sınav etmesin. Bizim yaz konulu aşağıda bir sürü cihazı var. Elektronik cihazı var. Normalde bunu takarsın buraya. Var böyle bir takım aletler. Yaparsın. Yok arkadaş vermem diyor. Yani biz hatta Münir Özkul'la Adine Naşit gibi şey malzeme kavgası yapıyoruz yani. Senin işte kaşın bana karışmış. İşte senin tenceren orada. Benim tencerem burada. Bu da işin güzel tarafları tabii. Ama sağ olsun Yaska bana çok yardımcı oluyor. Ama ne vardı şurada? Şunu karıştırırken bu eziyeti bana çektirmeseydik. Cihazları kullansaydık diye demeden de geçmeyeyim. Eyvallah, yağlama işlemini de tamamladık. Fazla yağımızı aldık, hazırladık. Hazırsak hemen öncelikle şu fırınımızı hazırlayayım. Şurada hazır olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kabarır, inşallah yapışmaz diyerek şöyle alıyorum abi. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum abi. Çok güzel. Böyle bir dırsalayayım onu böyle. Tamam, ne gelsin yani sıra olarak. Başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim.
Alet hazır. Alet hazır. El cihazlarıma, sağlık. Şimdi ben fırınıma hemen atacağım. Sonra güzel bir temizlik yapacağım. Piştikten sonra da inşallah keseceğiz, yiyeceğiz. Kabarır. Bakalım kabaracak mı? Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Hadi bakalım. Şöyle. Dualar eşliğinde kekimizi fırında buluşturuyoruz. İnşallah kabarır, bereket versin. Kakan Gican Baz. Vakti zamanı geldi. Kekim acaba kabardı mı, kabarmadı mı? Bence kabardı. Çok çırptım çünkü, çok mücadele ettim. Güzel kokular geliyor. Evet, şekil budur. Şekil budur. Issız adam kekim bence sınavı geçti. Kakan Gican Baz. Gördüğünüz üzere kek bize küsmüş. Hanım sözü dinlemek lazım arkadaşlar. Hanım sözü dinlemek lazım. Ben bir ara kekin camından baktım. Kek ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Kabaracak mısın? Diye haşır neşir olurken kapağını açmaya niyetlendim fırını. Açma. Kek sana küser dedi. Lan dedim bu kek bana niye küsür? Ama haklıymış. Bakın siz olun. Kek pişerken sakın fırını kapağını açmayın. Kek küsüyor insana. Bir yere kadar kabardı. O kek bir yerden sonra o açtıktan sonra ben ona baktıktan sonra kabarmadı biliyor musun? Ben sizi kekleyeceğim dedim. Kek beni kekledi. Olur mu şimdi böyle? Olmaz. Ama kek güzel oldu aramızda kalsın. Şimdi küçük bir hamle yapacağım. Çok özel. Bunu çok çalıştım. Hatta çekimden önce 34-35 tekrar yaptık. Allah'ın izniyle inşallah tekrarını yani doğru olarak yaparız bu çevirmenin. Çünkü zor ama keyifli, meşakkatli bir iş. Şimdi şöyle janjanlı bir alet var abi bak. Şimdi bu ne bu? Bu Osmanlı'nın kılıç kalkan ekibinde kullandığı. Neydi o? Kalkana benziyor. Bu kalkanı böyle tutuyor. Tamam mı? Böyle yapıyor. Bunu böyle yaptın mı? Yaptı. Sonra şimdi kek kırması biraz şey çok önemli. Şimdi bunun bir kere de çıkması lazım yani. Pırtlaması lazım. Yoksa var ya darmadağın olur. Bak şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Düştü. İnan olsun düştü. Bak. Hissettim düştü. Evet. Şekil bu. Ak mı, kara mı, üstü mü, küsmedi mi, dağıldı mı, dağılmadı mı, teşinçlik belli olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Bakamıyorum, siz bir şey söyleyin. Oldu be! Mükemmel oldu! İnan olsun bu kadarını beklemiyordum. Böyle darmadağın olacak falan diyelim dedim. Ama becerdim. Issız adam keki yaptım. Eyvallah. Elimize sağlık. Katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir de en son böyle yapmamız lazımmış. Olmazsa olmaz dedi hanım. İyi dedi. Hadi bakalım onu da yapalım. Şöyle elimizde pudra şekerimiz var. Şöyle yandan yandan böyle vurarak şöyle şöyle. Evet. Şöyle bir fotoğraflık, jeneriklik bir şekil oluşturduk. Bu kadar yeter. Yeter. Güzel oldu. Bir parça keseyim. Bir parçacık keseyim. O parçayı kestikten sonra ben onu tadacağım. Şöyle. Oh, güzel. Küçücük bir parça. Tamam. Ve şuradan bu dumanları çıkıyor arkadaşlar. Hakan abi yakın çek, dumanı çıkıyor. Bak. Şöyle bir alayım şöyle. Oh! Bak ne güzel dumanları çıkıyor Hakan abi. İnan olsun çok güzel oldu ya. Ben bunu tadıyorum.
kek bana daha fazla küsmeden hakkını vereyim. Efendim sizi kekledik bugün. Anlatılmaz Lezzetler mutfağımızla turumuz, yolculuğumuz, yemek serüvenimiz devam ediyor. Onur Market'e teşekkür ediyoruz. İzninizle ben bunu götüreceğim. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Ne yemek yaparız bilemiyorum ama yine anlatılmaz lezzetler yapacağız. Yapmaya gayret göstereceğiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşelim inşallah. 10 numara 5 yıldız. Anlatılmaz Lezzetler mutfağımda her yemekten sonra ne yapıyor, ne ediyor? Küçük bir mola veriyor. Bir sonraki yemeğe geçiş yapmadan önce paras çayımı demliyorum. Bir yudum alıyorum. Bir sonraki yemek için heyecanlanıyorum.